Kurban Bayramı'nda nasıl besleneceğiz? Çünkü kurban gelecek, baklavalar, börekler bir de yanında et. He de o eti kavururken bir de tereyağı atarsak içinde ya da kuyruk yağını atarsak. Bak bak bütün diyetisyenler bile atmayın o yağı, atmayın evet. o yağı diye. Şöyle ki bayramlar tabii bizim yemek kültürümüzün çok çok büyük bir parçasını oluşturuyor. Evet. Kurban Bayramı da Ramazan Bayramı'ndan farklı olarak şimdi hem etler hem tatlılar ikisi evet. bir yanda. Şimdi tabii ki herkesin bildiği üzere biz böyle birazcık daha temkinli davranmayı isteyeceğiz. Çünkü neden? Kolesterol, kalple alakalı problemler bunlar tabii ki kırmızı et deyince ilk akla gelen sıkıntılardan. Benim tabii ki yemek olayı beslenmeyle alakalı birlikte de geçirdiğimiz vakit bizim kültürümüzün bir parçası olduğu için hani çok böyle katı kurallarla bayramı geçirme taraftarı değilim açıkçası. Danışanlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Ama velakin hani ilk etapta kurbanı kestikten sonra en azından 1-2 saat dinlendirebilmek birazcık daha etle alakalı sindirim kolaylığı sağlamış oluyor. Çünkü peşi sıra gelecek olan davetlerde olan yine aynı şekilde tatlı ikramları vesaireler de evet. çok ciddi bir şekilde bizim hazımla alakalı problemlerimize yol açmış Nasıl oluyor. Nasıl tüketeceğiz peki? Onları hemen biz biliyoruz. Kuşbaşı yapıyoruz, koyuyoruz buraya. Burada herkese ayırırken burada da kavurma oluyor çünkü gelenler de olacak. Bir de onlara ikramımız var. Yani en doğru pişirme tekniği olarak tabii ki dinlendirmeyi öneriyoruz. Hı hı. Ama velakin tabii bunun yanı sıra ilk kesim yapıldıktan sonra en azından içerisinde tereyağı veya kuyruk yağı kullanmadan hayvanın kendi yağıyla Tadı birlikte yok. Kavurabiliriz. ya da bir parça o şekilde bir parça o şekilde yarı yarıya da yiyebiliriz. Hı hı. Önemli olan beslenmede temel denge işi çünkü birazcık daha dediğim gibi dengeli bir şekilde tüketmeye çalışacağız.